Bugün parkta gezerken, otobüste yolculuk yaparken ya da alışveriş yaparken gördüğünüz her 5 insandan birisi hayatı boyunca en az bir kez panik hata geçirmişti. İşte bu kadar yaygın görülen bir durum panik hata. Panik hata yanlış zamanda çalan bir boğulma alarmı. Hiç beklenmedik bir zamanda sanki boğuluyormuş gibi aldığınız sava yetmemeye başlıyor. Kalp atımlarınız hızlanıyor, soğuk soğuk terlemeye başlıyorsunuz, elleriniz, ayaklarınız titriyor, daha sonra karıncalanmaya ve uyuşmaya başlıyor. Sanki göğüs ağrısı gibi sıkışma hissi var. Ölüyormuş gibi hissediyorsunuz ya da çıldıracakmış gibi. Sanki zihniniz, vücudunuz kontrolünüzden çıkacak ve normalde yapmayacağınız şeyleri yapacakmışsınız gibi. Bunları yaşarken bir yandan da dünya size bir tuhaf gözükmeye başlıyor. Sanki bildiğiniz yerde değil de bilmediğiniz bir yerdesiniz gibi. Dahası siz de biraz değişmiş gibisiniz. Elleriniz, yüzünüz, ses tonunuz sanki size ait değilmiş gibi hissediyorsunuz. Tüm bunlar bir araya gelince de büyük ihtimalle o zamana kadar yaşadığınız en kötü ruhsal deneyimi yaşıyorsunuz. Evet, muhtemelen bir panik hata içindesiniz. Bu his yaklaşık 10 dakika boyunca giderek artacak, sonra artık daha fazla artmayacak, bir süre düz çizecek, Sonra azalmaya başlayacak. Yaklaşık 30-40 dakika içinde giderek azalıp ortadan kalkacak. Panik atakları çok korkutucu ama her zaman panik bozukluğu olduğu anlamına gelmez. Bu teşhisin konması bir psikiyatristle görüşmeyi gerektirir. Daha önceden konmuş bir panik bozukluğu teşhisiniz olabilir ya da böylesine bir durum gebelikle tetiklenmiş olabilir. Her halükarda eğer gebeyseniz ve panik atakları geçiriyorsanız zaten büyük olasılıkla acil servislere başvuruyorsunuz. Yapılan incelemeler sonucunda size fiziksel bir hastalığınızın olmadığı söyleniyor. Bir psikiyatristle görüşmeniz öneriliyor. Ya da kadın hastalıkları ve doğum uzmanınız size bu öneride bulunuyor. Bakın o psikiyatriste mutlaka gitmenizi öneririm. Gitmelisiniz çünkü bu atakları kontrol altında tutmanın, hatta bunlara engel olmanın bazı yöntemleri, teknikleri var ve o doktor size bunları öğretecek. Gitmelisiniz çünkü muhtemelen sizi bu duruma meyilli kılan, dünyayı olduğundan daha tehlikeliymiş gibi gören ya da kendi bedensel duyumlarınıza, kalp atışınıza, bağırsaklarınızın hareketlerine odaklanmış bir algılama ya da düşünme tarzınız var. Gitmelisiniz çünkü gebelikte geçirdiğiniz panik atakları sırasında stres hormonları salgılanıyor. Ve bunlardan bebeğiniz de nasibini alıyor. Bu hormonların ileride bebeğinizde kolik, beslenme sorunları ya da uyku bozuklukları gibi şeylere neden olma ihtimali olduğu gösterilmiş. Merak etmeyin sizin ya da bebeğinizin hayatı tehlike altında filan değil. Bu nasiplenme aniden kötü bir şeylere neden olmayacak. Ama çocuğunuzun mesela ileride dünyayı algılama biçimine bile etki ettiği gösterilmiş. Ayrıca o doktora gitmelisiniz çünkü bu durum muhtemelen lohusalıkta da devam edebilir. O zaman emzirmeye hatta bebekle kurduğunuz bağ bile olumsuz etkileri olabilir. Eğer önceden konmuş bir anksiyete bozukluğu ya da panik bozukluğu teşhisiniz varsa size daha önce reçete edilen panik ataklarını geçiren ilaçlarınızı almamanızı öneririm. Çünkü bunlar arasında gebelikte kullanımı tartışmalı ve pek önerilmeyen ilaçlar var. Bu ataklar geçsin diye alkol de almamanızı öneririm. Çok zararlı olur bebeğe. Psikiyatristinizle beraber bu dönemde ilaç kullanmanın artılarını, eksilerini konuşmalısınız ve bu konuda ortak bir karar vermelisiniz. Belki de sizde panik bozukluğu yoktur. Yalnızca panik atakları geçiriyorsunuzdur. Ve bu ataklar gelmesin diye aldığınız bazı fazladan aldığınız tedbirleri azaltmak gibi teknikleri öğrenmek yaşam kalitenizi arttırır. Ve biraz önce saydığım anne bebek ilişkisi üzerine olması muhtemel olumsuz sonuçların yine önüne geçmiş olursunuz.